Zor iş yani gerçekten de. İster istemez siz sıkıntıya giriyorsunuz. Strese girirsiniz. Yani burada ya şans benim soğukkanlı olmam. Hatta bir arkadaşım da burada yanımda oturuyordu şurada. O da hayret etti. Benim tepkim çok şey oldu. Normalde bu tip şeye ben... Şurada mı oturuyordu başkanım? Burada oturuyordu. Şurada oturuyordu. Amca şurada oturuyordu. Yani ben normal şartlarda pek böyle şeye sert konuşurum. Sekreter Hanım aradı. Birisi sizinle görüşmek istiyor dedi. Yalnız biraz stresli dedi. İyi bulursun gelsin dedim görüşelim. Geldi buraya içeriye arkadaşımız. Otur dedim oturdu. Beni tanıdın mı dedi. Hayır tanımadım. Dedi ismini zikretti. Ben daha evvel bir durakta münakaşa olmuştu. Bunlar oraya bazı gruplar belirli yerlere İzmir'de çökmeye çalışıyor işin doğrusu. Biz de buna mani oluyoruz. Yani niçin? Çünkü ben İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başkanıyım. Ben bu tip işlerde bunların karşısında durmak zorundayım. Esnafın hakkını aramak zorundayım. Eğer biz buna karşı çıkmaz, bunlara boyun eğersek bu işin önünü ve arkasını alamayız. Aksi takdirde bunların önünü alamayız. Girdi içeriye. Otur arkadaşım dedim. Sıkıntın nedir? Seni vurmaya geldim dedi. Ya da dedi bana para vereceksin. Ben kendime iş kuracağım. Dedim senden bir ortaklığımız yok ki sana ben para vereyim iş kuralım. Bu bağırıp çağırmaya başladı. Belindeki silahı çıkardı gösterdi. Dedim hadi çık dışarı. Ben de soğukkanlı davrandım yani biraz. Sonra arkadaşlar sesimizi duydu. Geldi bunu aldı dışarıya. Kapıdan çıktı. Daha sonra da içeriye ateş etti. Cama ateş etti yani. Tabii bunlar amacı bizi korkutmak veya sıkmak. Yani öldürmek için sıkmak. Ya tabii ki tehdit etti. Ama ben bunlara alışığım. Hem daha evvel aynı şartları yaşadım. Bir de ben gaziyim. Kıbrıs gazisiyim. Ben göğüs göğüse çarpıştım. Ben silahın ne olduğunu bilirim. Kolay kolay kalkmam. Bu benim ikinci hayatım. O yüzden verilmiş sadakamız varmış. Bu kadar soğukkanlı nasıl davrandım onu da bilmiyorum yani. Çünkü adamın belinde silah. Seni vurmaya geldim diyor. Bugün vurmazsam daha sonra vuracağım diyor. Benim bununla hiçbir ilgim yok. Görüşmedim. Duraklar arasında bir şeyler yaptılar orada. Bu kendileri bunlar oraya çökmeye çalıştı. Biz de yönetmenlikten dolayı çok fazla müdahil olamadık ama gereğini yaptık yani. Bunu ilettik belediyeye, emniyete. Duraktaki arkadaşlar davacı olmuştu. Ben kendisini bir yıldan beri görmüyorum. Zaten cezaevindeymiş, çıkmış gelmiş. Bu birincisi. Daha bunun gibi nelerini atatıyoruz burada. Biz tabii ki polise haber verdik. Sağ olsun emniyet müdürümüz de devreye girdi. Emniyet müdür yardımımız geldi. Gasp bürosu ve organize şubede olaya el koydu. Gerekli tahkikatı yapıyorlar. Herhalde yakalanır diye düşünüyorum. Belki de yakalanmıştır. Şafak abi sen...